yepyeni bir Clash of Clans videosuyla Ay niye ne tükendi <laughs> Ay bir daha Selam dostlar yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerin karşısındayım Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız şahaneyim dostlar ama böyle hava geçişinden kaynaklıdır mı diyeyim, neyden kaynaklı diyeyim bilemiyorum. Çünkü dün önceki gün hava çok soğuktu, çok üşüdüm. Dün hava çok sıcaktı, çok bunaldım derken böyle bir hava çarpması gibi bir şey yaşıyorum. Sesimde hafif çatallaşma var. Şöyle <laughs> diye kaldım <mıydı>? bir <laughs> A videonun gelişinde onun sebebi de budur diye düşünüyorum. Böyle hafiften burnum tıkanıklık gibi bir şeyler var ama hasta değilim. Henüz inşallah da ilerlemez. Şimdi dostlarım etkinliklere baktığımız zaman gördüğünüz gibi etkinliklerde buz bebe etkinliğimiz var. Diyor ki bize bu etkinlik. Bu etkinlik boyunca dondurma büyüsüyle yavru ejderhalarla birlikte düşman usa, düş... <laughs> Yavru Düş ede... <laughs> yavru ejderhalarla birlikte... <laughs> yavru ejderhaları kullan. Bu etkinlik boyunca dondurma büyüsüyle yavru ejderhaları birlikte kullanarak düşman savunmalarını darmadağın edelim diyor. Yani ne yapacağız dostlar? Dondurma büyüsü ve bebek ejderha kullanacağız. Hem de 6 tane bebek ejderha çünkü 6 tane demiş bir oyunumuz yani. Yapacak bir şey yok. Şu anda ordum eğitimde. Alev atıcıyı savaş makinesi olarak tercih ettim ama sebebi yok. Yani öyle makis savaş makinesi vardı. Onu kullanıyorum şu an. Ve ordumda 6 tane yıldırım, 5 tane de dondur büyüm olacak. Üstüne 17 tane bebek ejderim ve kalan 5 şifacımla beraber saldırıya başlayacağım şu anda ordum eğitimde eğitimi bitsin ben de saldırıya yapacağım aynı zamanda da ganimet tepemizi da doldurmuş oluruz şöyle altın biletimizin bitmesine 2 saat kala tamamen ganimetimizi dolduralım gani gani bir şekilde girelim ve ayrıca ordumuzu yetirdikten sonra saldıracağımız köyde inşallah bulabiliriz bazen zor oluyor çünkü bol bol ganimeti olan gani gani ganimetli bir köye saldırmak dileğiyle dostlar. Ben 8 dakika bekliyorum. Sizse izleme devam edin. Evet dostlar şimdi saldırıya başlayacağız ama ganimeti 1 milyon olan köy bulamadım. Bayağı dolaştım açıkçası ama çok böyle hoşuma giden köyler yoktu maalesef. Bu sebeple burada saldırıya başlayacağız ve şuradan hava patlatıcı indirmek istiyorum ardından. Şu kısımdan okçu kraliçemi bırakırım. Ardına bebek ejderlerini bırakıyorum. Ve ara batıcıyı bırakmak istemiyorum kenardan. Çünkü o kısımda biraz problem yaşayabiliriz. Şuradan iki tane bebek ejder bırakalım. Buradan iki tane bırakalım. Kraliçemiz içeri doğru gitsin diye önüne ve hafiften duvar kırıcı bırakırım. İnşallah içeriye doğru girersin güzelim. Ama girer misin de gibi geliyor yani bana şimdi. Beni böyle çok da şaşırtacak mısın gibi bir hava sezmedim. Barbar kralı buradan bırakıp alev atıcıyı da buradan bırakıyorum. Okçu ok, kraliçem bir tık içeride zorlanacak gibi geliyor. Biraz daha ilerlediği zaman çift x hasarı ile inşallah onu yaşatmaya hayatta tutmaya başarabiliriz. Kraliçemle ne kadar uzun bir şekilde yürüyebilirsem tabii ki de o kadar iyi olacak dostlar e, öfke edelim de tutabildiğim kadar tutmak niyetindeyim. Şu dış kısmı hafiften temizleyelim. Kraliçemiz artık dışarıda oyalanmayı bıraksın ve balonlarımı, balonlar ve her çıktı gördüğünüz gibi biraz problemli bir nokta diyebilirim. Biraz daha bekleyeceğim diğer birliklerimi salmak için ama şurada biraz tehlike seziyorum. Kraliçem için şu an bir problem yok ama alev atacımın patlamasına sebep olduğu klan kalesinin doluluğu. Keşke öyle olmasaydı ama yapacak bir şey yok. Çoklu Cüennem ızgara etti şu anda gördüğünüz gibi. Maalesef ki şifacılarıma problem değil ya problem değil. %50'lik oran ulaşmayı başardık. E, şu üst kısımdan salmayı düşünüyorum birliklerimi ben. Güzel şekilde ilerleyebileceğimizi düşünüyorum oradan. O sebeple şöyle birliklerimi yavaş yavaş bırakacağım. Onlar ilerlemeye başlasınlar. Kraliçem hala ilerlemeye devam ediyor. Şöyle bir donduralım. Kraliçemi biz bir süre daha yaşatalım. Şöyle bir kere daha dondurabilirim. O X yerini de indirebileceğini düşünüyorum o canım kraliçemin. Ve X yerini de indirdi. Ondan sonra artık ömrü, vadesi dolacak kraliçemizin. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Elimizde dondur büyülerinin olduğunu unutarak dondur kullanmadık. Şimdi aşağıya doğru ilerlesin ordum. Bakalım biraz belediyeye yaklaştığında öfke büyüsü kullanmak istiyorum. şu kısımda öfke büyüsünü ve koruyucu özelliğimi kullanarak birliklerimi korumak niyetindeyim. Artık burada bir dondur büyüsü işimizi görür. Bir tane daha şuradan birlik bırakabilirim. ney bırakayım elimde şu şunu bırakayım şuraya. Ya. Şu da elimde kalmasın yoksa ordumuz bozuluyor giderek. Allah nasıl da kafasını yedi onu öyle ya. Elimizde kalmasın dondur büyülerimiz bari. Büyü kullanma hususunda cimri davrandık. Gördünüz mü? Üçleyemedik. Eğer kraliçemiz ilerlerken şu elimizde kalacak olan iki tane o dondur büyüsünü kullansaydık kraliçemizi hayata tutabilirdik ama ya da çok çoklu cehennem alsaydık dondur büyüsü aldığımızı unutunca işler değişti ama sağlık olsun ya gayet iyi hiç problem yok ordumuzu eğitelim ama ordumuz ne bir kere de bir kere eğitiliyor ya anlamış değilim şu an tekrardan şurada bir eğitmek için hamlede bulun Allah pekka nedir ya hamlede bulunanım 3 tane duvar kırıcımız, 5 tane şifacımız, 1 tane okçumuz kalıyor. Ve diğer büyülerimiz de eğitimde onlar ya onlar onlar hususunda problem yok. Klan kalemizi doldurmak için şuradan bir istek yollayalım. Gayet güzel. Tamamdır. Ordumun çıkmasına bayağı da bir süre varmış. Hızlandırmamız bitmiş mi? Bitemez. Buradan hızlandırmayı basıyorum. 8 dakika oradan büyülerimin hızlandırması bitmiş olamaz. Buradan da bir de, bir de 4 dakikada buradan gayet güzel. 8 dakikacık nedir ki bekleriz efendim. Ondan sonra sıradaki saldırımıza gireriz. Birkaç saldırı daha yapalım değil mi? Buz ve yetkinliğimizi ilerletelim. Şimdi dostlar saldırıya başlayacağız. ilk etapta patlatıcının yönüne bakmak istiyorum. Şuradaki patlatıcıyı indirelim ve klan kalemizi aslında alsaydık Yıldırım'ı daha avantajlı. Ay iki tane atsaydım inerdi zaten ya. Niye üç tane attım ki? Dokuz seviye artık benim yıldırımım ya. Şu belediye on e, bir kafasından çık Buse. Çık Buse senin yıldırımın dokuz seviye. İki tanesiyle patlatıcı indirebiliyorsun. Ne kadar salaksın Buse. Şimdi şuradan atalım bakalım barbar kralımız arkasından alev atıcısını bırakalım. Şöyle ilerleyelim. Şuradan bir bebek evzara bırakalım. Kraliçemiz aşağıya gidecekmiş gibi duruyor. Oradan onu bir tokatlattırmasın bana kendini. Yine bir bebek evzara'yı köşeden bıraktım. Kraliçe içeri doğru sokmam gerek. İçeri gir kız. Kız içeri gir kız. Tamamdır. Önünü açmak için duvar kırıcıyı çalıştırmayı başardım. Şimdi kraliçeyi öfkelendireceğim ama onun biraz artık içeri doğru yönelip kartal topunu indirmesi gerekiyor. Artık içeriye doğru gir be. Önünde kocaman duruyor be. Tamam. 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 Tehlike geçti. İçeri doğru girdi kraliçe hazretlerimiz. Şu anda onu öfkelendirmeye ihtiyacım var. Çünkü yoğun derecede bir hasar alıyor. Özelliğini şimdi kaybetmek istemiyorum. Birkaç dakika sonra kaybetsek de olur. Rakip, ok rakip okçu kraliçeyi dondurmak isteyeceğim. Bu sebeple elim dondurdu. Gördüğünüz gibi benim kraliçemi biraz hezimete uğratacakmış gibi hissediyorum. Bu sebeple elim böyle dondur büyümde yer alıyor. Rakip kraliçeyi dondurdum. Benim kraliçem zaten bir dondurun etkisiyle çok rahat bir şekilde indirmeyi başardı. Giriş kısmındaki şu hava savunmasını da ben indireyim hemen. Şuradan bir bebek ejderha bırakayım. Şuralardan birer bebek ejderha bırakayım. Onlar oradan ilerlemeye devam etsinler. Okçu ok, kraliçem ilerlemeye devam ediyor. Klan kalemde de balon varmış. Ne atıldığını hiç bakmadım. Yani öyle direkt olarak saldırıya başladım. Bebek ejderlerimi bırakayım buradan. Hava soğumasında bebek ejderlerimi korumak için donduracağım ve öyle yaptım. Bir tane bebek ejderi buradan atalım. Bir tanesini de buradan atalım. Dondur hava soğumasında. Niye takip edemiyorum ben bunları ya? Bir oraya buraya bir oraya bir oraya bakarken. Şöyle bırakalım ve ilerlerken hava soğumasına sarnı yiyecekken koruyucu özelliğini o zaman basmayı düşündüğüm için koruyucu özelliğini şimdi bastım. Bir süre hasar yemeyecekler. Özellik geçince elimdeki dondur büyüsünün diğerini de kullanıyorum. Şunu şuradan bırakalım. Biraz yavaş ilerledik. Üçleyemeyeceğiz bu sebeple ama gayet iyi ilerliyoruz ya. Normalde üçlerdik ya. Neden böyle hatalar yapıyorsun? Bu seçim. Neden böyle hatalar yapıyorsun? O iki tane hava patlatıcı aynı indirebilirdin. Kendi kendine eziyet ediyorsun. Kraliçemin özelliğini bastım. Şunu donduralım elimizde kalmasın ama time fiili olacağız maalesef. Maalesef 94'te kaldık. Ya Rabbi ya Rabbi. Neyse sağlık olsun diyelim. Bir daha sağlık olsun efendim. Bir daha sağlık olsun. Bize bir daha sağlık olsun. İstek yollayalım bakalım. Klan kalemiz ne, ne yollarlarsa biz tercihte bulunmuyoruz. Aslında bebek ejderlerle çok rahat üçleriz de neden üçleyemedik efendim ya. Ufak tefek saçma sapan hatalar yaptık üçleyemedik. Sağlık olsun diyeyim sağlık olsun. Şimdi araştırma laboratuvarıma da bakacağım. Bir yandan yeti yükseltmesi için iksir biriktiriyorum. Hemen yeti yükseltmesi yapacağım. Sizlere elimdeki dondur büyüsünde 3 sevi 9 seviye, seviyeye geldiğini unutup ne güzel üçer üçer attım mal gibi sağlık olsun sağlık olsun eğitilmesini bekleyeceğiz diyecektim ama eğitilmiş zaten ya eğitilmiş direkt olarak saldırıya girelim direkt olarak saldırıya girelim haydi bakalım. şimdi dostlar saldırıya başlayacağız ilk etapta şu hınzırı aradan çıkaralım şu hınzırı aradan çıkaralım ve ardından nereden saldırıya başlasak diye düşünürken düşünürken içimden bir ses buradan barbar kral ve alev atıcını bırak diyor Şöyle bebek ejderlerimi bırakayım. Şöyle bebek ejderlerimi bırakayım. Şöyle bırakayım. Şöyle bırakayım. Ve ardından ok çukur elçemi şöyle bırakayım. Şöyle duvar kırıcımı bırakayım. Gayet güzel. Bakalım. Güzel bir şekilde ilerliyoruz. Barbar kralım çok oyalandı. Oradan bir duvar kırıcı yollayalım. İç duvarı da delsin geçsin ve barbarımı henüz kaybetmem çünkü ordu duvar e, ordu oradaki tekli cehennemi yani barbarın altarları tekli cehennemi. Allah ne yaptılar duvar kırcıma neyse en azından duvara ne yaptı etti kırdı. Tekli cehennemi e, altarlar spamlıyor diyecektim Cümlemi bir türlü tamamlamama izin vermediler. E, sağ olsunlar. Güzel ilerliyor şu an okçuk reçem. %50'lik değere ulaştık. Kraliçemi bir iki adım daha attığı zaman şifalandırmak istiyor. şifalandırmak diyorum. Öfkelendirmek istiyorum. Şifasının gücünü arttırmak istiyorum. Ve alev atıcı patlamaya yakınken e, bebek ejderlerin kalanını kullanmayı düşünüyorum. Elimizde biraz fazla havası olması var köyde rakip köyde. Henüz daha hiç birimmiş değil. Bu sebeple biraz acele etmeyeceğim diyecektim ki. Şu noktada bir tane yıldırım büyüsü yakışır elektromu korumak adına. Kraliçem ileri doğru bir adım daha attı ve öfke büyüsünü kraliçemin üzerine kullandım. Bebek ejderlerimi birer 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 bırakıyorum. Şu bu noktalardan artık bir yandan da hava soğumasında gözüm olacak. Elektromun inmesini istemiyorum ya şu an. Azıcık daha dayanabilirse çok süper olur. Buradan bebek ejder bırakacağım birkaç tane ve burada koruyucu özelliğimi kullanıyorum. Rakip kraliçeyi dondurdum. Kendi kraliçem güzel bir şekilde ilerliyor. Şu kısımdan niye bu kısımdan ben bir şeyleri indiremedim ya bir türlü. E, oradan gönderdiğim bebek eceler bir türlü iş yapamadılar. Şu arkadaki binaları indirmesi için bir tane okçu var elimde onu bırakayım. 43 saniye var gayet güzel ilerliyoruz aslında baktığımız zaman ama üçlememize yetmeyecek yine bir time fail yaşayacağız. Rakip kraliçeyi donduruyorum. Kraliçemin özelliğini bu, bu etapta kaybetmesini istemiyorum henüz. Çünkü zaten D bombalar falan da çıkacaktır. X yeni dondurdum. Kraliçemin özelliğini kullandım. güzel bir şekilde ilerliyoruz ama maalesef dediğim gibi üçlememize yetmeyecek. 96 97'lik bir yüzde de büyük ihtimal kalacağız gibi duruyor ama bakalım. Arkada bir tane okçumuz temizlik yapıyor ama üçlememize yetmeyecek. Aynen 99'da kalacağız hatta sanırım. Ne derseniz 99 gelecek. 99. <laughs> ya bugün bir şeyler benim yani üçlememi istemiyorum benim Yani diyor ki bu sesen üçlük atamazsın. Sen üçlük atamazsın. Sen beni çıldırtmak mı istiyorsun? Senin üç yıldızın yok. Teşekkürler. İyi e, tabosuyorum. Te Ama artık ya bir üç yıldızla kapatmak istiyorum ya. Bir üç yıldızla kapatmak istiyorum. Nedir efendim yani uykusuz kalmışsak. Ne olmuş yani gece hiç uyuyamamışsak yani. Evet dostlar ben bu arada gece hiç uyuyamadım. Gerçekten acı dolu bir gece oldu. Yani <laughs> uykusuz kaldığım için acı dolu yoksa bir acı falan çektim yok. Uyuyamadım yani. Sıfır uykuyorum şu an Video çekiyorum. Şimdi hava patlatıcıları indirelim. Şurada yer alıyorlar. İki tane yıldırımımızı attık. Belediye 12 olduğumuzun aydınlanmasını yaşadıktan sonra iyi oldu bizim için. Şimdi ne yapacağız? Şuradan barbar kralımı bırakıp şuradan ele atıcıyı bırakıp şöyle şöyle bir bagajlar bırakırım. Şöyle bir de duvar kırıcı kullanırım. Benim okçu kraliçem niye yok? Okçu kraliçem niye yok? Bunu şimdi fark etmem. Uyanmamış kız daha. Kız daha uyanmamış yahu. Sen ne yaptın bu se? Kız daha uyanmadan saldırıya girdik. Neyse artık 250 tamamlarız. Şanssızlıklar peşimi bırakmıyor. En azından koruyucuyu yukarıya alayım da bari şöyle gariban gariban. Gariban gariban yürüsün şuradan. Ve bebek ejderlerimi artık hiçbir iş yapacak. E, hiçbir şey yapamayacağım artık. Şöyle 3 tane yıldırımı bırakarak. Şöyle indirelim. Bebek ejderlerimizi feda edelim. Yüz yapmaya çalışarak saldırıyı noktalandırmaya çalışalım. Yoksa yani olmayacak böyle. Bu çok kötü oldu. Çok çok kötü oldu bizim için. Şöyle yaptık. Teker 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 avlıyor bizi birer birer kartal topu bu arada. Şöyle 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 bunu da bırakıp şuradan da hava savunmasını dondurursak şeyler olabilir belki. Şöyle hava soğumasını tekrar dondurmak istiyorum ama dedim. Sağlık olsun. Alev atıcım patlamak üzere. Vallaha da billaha da ne şanssızlıktır bu ya. Krilçiyi almayı unutmuşuz bu defada görüyor musunuz? Oh oh ne güzel ne güzel ne güzel. Koruyucum da orada 3 yıldır %60'lık orana getiremedi zaten bizi. Oh kartal da hedef aldı. Sen oraya indirip de %60'ı asla varamazsın efendim asla varamazsın. 15 sene bekletecek bizi. Ha, aynen John aynen. Tuzakları indirdi. Bakıyorum. Oo, bu depoyu 3 sene boyunca vurur bu ya. 3 sene boyunca vurur. Hiç iyi olmadı bu. Hiç iyi olmadı. Neden böyle oldu? Yani neden böyle? Şöyle bir düşünüyorum. Neden? Neden ben? ve neden üçlenmiyor? Neden okçu kraliçem olmadan saldırıya giriyorum ve her defasında sonrasında böyle şaşırıyorum. Şimdi koruyucumu büyük ihtimal kaybedeceğim özelliğini falan filanlı fistanını. Şu da elimde kalmasın atayım. Ordumuz karışmasın. 61 yap bari be. Zalım be. Yap. Yap. Tamam. Ben senin ölüşünü görmeye dayanamam dede çıktım saldırıdan. <laughs> ve artık videomuzu sonlandırmanın vakti geldi. Artık saçma sapan bir şekilde saldırılarımızı ilerlettik dostlar. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir dostlarım. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı yorumlarda bol bol yorum bırakarak bana destek olmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olarak kanal bildirimlerini açmayı ihmal etmeyin. Ben Bulsev. Sıradaki videolarda görüşene dek kendinize çok iyi bakın dostlarım. Hoşçakalın.